Mantık yazılıda çıkabilecek sorular 6. Bu videomuzda mantık konusunda okul sınavlarında karşımıza gelebilecek sadeleştirme sorularına bir örnek daha inceleyeceğiz. Şimdi sorumuza bakalım. P veya Q'nun değili ise P ve Q en sade biçimi nedir? Sadeleştirme sorularında bu serimizde üçüncüsünü çekiyoruz. Defalarca tekrar ettiğimiz bir sadeleştirme sorusunda yapılması gereken ilk şeyi tekrar ediyoruz. İse varsa iseden ilk iş kurtulmalıyız. Sadeleştirme sorularının başlangıç noktası budur. Başlayalım. Birinci adım. Buradaki isemizden kurtulacağız. İseden kurtulurken kullandığımız formül P ise Q denktir. İlkinin olumsuzluğunu alıp aradaki iseyi veya'ya çevirip Q. İseden kurtulmak veya'ya çevirerek oluyor ve ilk önermenin olumsuzunu alıyor. İseden önce şurada parantez içinde bu ifade var. Bunun üzerine olumsuz gelecek. P veya Q'nun değilinin olumsuzu aradaki veya P ve Q olur. İkinci adım iseden kurtulduktan sonra varsa parantez dışlarında olumsuzlar onlar ifadelere uygulanmalıdır. Var. Uygulayacağız. P'nin değili ve Q'nun değilinin değili Q olur. Veya P ve Q olur. Şimdi buraya baktığımızda şu kalemin rengini değiştirerek devam edelim. Arada veya görüyoruz. İçerilerde ikisinde de VV var. Birer tane önerme de aynı. Q. Anlamalıyız ki Q demek ki V bağlacı ile P'nin değili veya P'nin üzerine dağıtılmış. P'nin değili veya P'nin üzerine dağıtılmış. Q'nun değişme özelliği olduğu için bu tarafa da yazabilirdim. Bu tarafa da istediğim bu tarafa yazmak olduğu için bu tarafa yazdım şimdi. Şurada dikkat ediyorum. İkisinin içinde de Q vardı. Diğer ikisi birbirinden farklı. Demek ki Q V bağlacı ile P'nin değili veya P'nin üzerine dağıtılmış bu. Dağıtılmış hali topluyoruz. Topladığımızda ortaya çıkan şuraya dikkat etmemiz lazım. Üçüncü adım. Şurası, aslında üçüncü adım olarak şunu yazsaydık daha iyiydi. Şuraya onu yazalım. Q ve P'nin değili veya P. Şimdi burada çıkan P'nin değili veya P defalardır tekrar ettiğimiz bir şey. Veya da P'nin değili veya P'den her halükarda ikisinden birisi 1. Veya da 1 olduğu için sonuç 1 çıkar. Buranın sonucu 1'dir. O yüzden dördüncü adımımızda Q ve 1'e indirmiş olduk ifadeni. Şimdi Q ve 1 gibi bir ifadenin sonucu ne çıkar? Şurada inceleyelim. Q'ya 1 versek 1 ve 1'den sonuç 1 çıkar. Q'ya 0 versek 0 ve 1'den V'de 0 baskın olduğu için 0 çıkar. Dikkat edileceği üzere Q'ya ne verirsek karşı tarafta o çıkıyor. Bu nedenle Q ve 1'in en sade hali Q'ya eşittir. Beşinci adımda da en sade halimizi Q olarak söyleyip bitiriyorum. Bu bileşik önermemizin en sade biçimi Q'dur. Bu sorumuzu burada noktalıyoruz.